Enerji güvenliği, ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların yeterli miktarda uygun kaynaklardan güvenilir biçimde ve sürdürülebilir biçimde sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kaynakların sağlanması içinde bulunduğumuz yüzyılda özellikle ulusların ve toplumların daha güvenilir ve daha huzur içerisinde yaşam sağlamaları adına modern hayatın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmakta. Enerji güvenliği, ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülebilmesi açısından ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının uygun miktarda, uygun kaynaklardan ödenebilir miktarda ve uzun süreli biçimde sağlanması anlamına gelmekte. Bu enerji güvenliğinin genel tanımı içerisinde elbette aktörlerin durumlarına, pozisyonlarına ve beklentilerine göre değişen çeşitli tanımlardan bahsetmek mümkün. Bu nedenle enerji güvenliğini literatüre baktığımızda tanımlamak çoğu zaman çok zor ve farklı tanımların bulunduğu, binlerce, yüzlerce tanımın bulunduğu bir süreçle karşı karşıya çıkıyoruz. Bunun sebebi enerjiyi üretenlerin enerji güvenliğini farklı algılamaları, enerjiyi tüketenlerin enerji güvenliğini farklı algılamaları, devletlerin ya da özel sektör kuruluşlarının, büyük şirketlerin ya da üreticilerin ya da tüketicilerin enerji güvenliğine farklı anlamlar yüklemelerinden kaynaklanmakta. Ama genel olarak kavramı değerlendirdiğimizde karşımıza bir takım ayaklar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi enerjinin var olup olmaması meselesi. Yani enerji kaynakları varsa enerji güvenliğini tanımlamada bir adım ileriye gidiyorsunuz. Kaynakların var olmasından sonra bu kaynaklara ulaşılabilir olması önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılda özellikle savaşlar ve dengesiz ülkeler arasındaki ilişkiler dikkate alındığında bazı kaynakların var olmasına rağmen ulaşılamadığı örnekler karşımıza çıkıyor. Bu Irak'tan Rusya'ya, yaptırımlardan savaşlara birçok sebeple karşımıza çıkan bir faktör. Bundan sonrası bu kaynaklara ulaşabilir olmaktan öte bu kaynaklara ulaşılan bu kaynakların maliyeti ödenebiliyor mu? Yani bu fiyatlar ne kadar yüksek ya da ülkeler ekonomileriyle bu kaynaklara istedikleri gibi ulaşabiliyorlar mı? Bunu da açtığımızda karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi sürdürülebilir olması. Yani bu kaynaklar var, ulaşılabiliyor ve bu maliyetler karşılanabiliyor ama bunun süresi ne olacak? Bu kaynaklara ulaşmada ülkeler, üreticilerle ve tüketiciler arasındaki ilişkilerde uzun süreli, uzun soluklu ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Bu da enerji güvenliğinin belirleyici faktörlerinden bir tanesi. Dünyanın en çok üzerinde durduğu ve jeopolitik açıdan da enerji çalışanların üzerinde durdukları temel sorulardan bir tanesi, ki yaklaşık 200 yıldır neredeyse bu böyle, bu kaynaklar ne zaman bitecek? Petrol en çok dayandığımız kaynaklardan bir tanesi. Beraberinde doğalgaz özellikle son 20 yıldır dünyada herkesin hayatına girmiş vaziyette. Bu kaynakların ne zaman biteceği sorusu enerji güvenliği çalışanları meşgul eden başlıklardan bir tanesi. İkincisi daha modern dönemde karşımıza çıkan bir soru ki enerji güvenliği üzerine çalışmak isteyenler buna da odaklanıyorlar. İşte bu enerji kaynaklarına ulaşımda bir sistem karşımızda var. Kaynağı üretiyorsunuz, taşıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Büyük bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemin güvenliğini kim sağlayacak? İşte bu kritik altyapı dediğimiz unsurlardan bahsediyoruz. Bunlar enerji güvenliğinin birer alt başlığı haline gelmiş vaziyette. Bu kritik altyapı unsurlarını kim sağlayacak? Çünkü enerji ekonominin devamlılığını sağlayan ana itici güç olarak tanımladık başlangıçta. Bu kaynakların taşınmasında ve istenildiği zaman ulaşılmasında kullanılan altyapı günümüzde hem fiziki olarak hem siber olarak büyük bir sistem şeklinde karşımıza çıkıyor. Boru hatlarından bunların işletilmesine, evlerimize kadar bu kaynakların ulaştırılmasına ulaşan büyük bir ağdan bahsediyoruz. Bu ağın nasıl korunacağı, kimler tarafından korunacağı ve ne türde tehditlere karşı korunacağı da enerji güvenliği konusunun ana başlıklarından bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Bir son soru ve başlık, bu enerji kaynaklarına ulaşılması ve bunların kullanılmasının yarattığı çevresel insani sorunlar. Daha yumuşak güvenlik başlıkları olarak düşünülen bu başlıklar, günümüzde artan biçimde enerji güvenliğinin alt başlıkları olarak karşımıza çıkmaya başladı.